Evet, şu anda kayıttayız. Kaydediliyor dersimiz. O yüzden arkadaşlarımızın dikkati dağılmaması için çok fazla ses çıkarmıyoruz. Bugün ne dedik? Yeni bir derse başlıyoruz. Geometri dersine başlıyoruz. Geometri dersi matematiğin bir alt dalıdır. Bu etrafımızda gördüğümüz her şeyin aslında bir şekli vardır. Bu bile bir şekildir. Bu nedir? Bu bir noktadır. Geçtiğinde bu bir noktayı oluşturur. Peki bu nedir? Çizgidir değil mi? Bu iki şey birbirini tamamlar aslında. Bir saniye böyle başlatalım. Hemen ilk konumuzdan başlayalım. Sonra daha detaylı konuşalım bunların ne olduğunu. Öncelikle bugünün tarihini yazıyoruz. Bugün tarihi 19 Ocak. Aynı defter olması lazım. Bu arada yeni bir deftere geçtik biz. Siz de normal bir kareli deftere yazın. Sonra yapıştırılır yeni deftere. Öğretmenim. Evet. Onları nasıl yazıyorlar? Anlamadım. Onlarda geometri defteri yok. Onlar yeni bir deftere yazıyorlar, boş bir deftere. Geldi geldi yapıştıracak yeni deftere, geometri defterine. Evet, ya da matematikten bir sayfa sökü yapabilirler. Tamam, hadi şimdi başlayalım konuşmaya. Ne dedik? Kalemimizin dokundurduğunda ne oluşurdu? Nokta oluşur. O zaman ilk konumuz nokta. Tabii ki kenar çizgimiz kırmızı kalemle. Noktanın başlığını yaptıktan sonra altına yazıyoruz. Kalemi. Ucunu. Defteri. Bıraktı. Bize nokta verir. Noktayı kırmızı kaleme yazalım. Her noktaya bir at verilmesi lazım. Mesela bir sayıda olduğu üzerinde bazı noktalar gösterilir. Mesela buradaki noktaya ben A noktası dersem, buradaki noktaya B noktası derim lazım. Burayı yazmayın. Bilinleyin burayı. Koyduğumuz geometri için yani, koyduğumuz her nokta için bir isim olmalıdır. Mesela bu K noktası, bu C noktası, bu F noktası. Her noktaya bir isim verilmelidir. Ve bu isimler de büyük harfli olmalıdır. Yani bunu bu şekilde yazabiliriz. Hemen bir kırmızı kalemle yıldız kuralım. Söyle etme. Öğretmenim orada bundan sonra izin yazar. Evet, kalemin ucunu deftere bıraktığı ise nokta denir. Ne dedik? Her noktanın bir ismi vardır ve nokta adlandırılırken büyük harfle yazılır. Anlamadım. En güzel nasıl görünmeyecekler. Nokta büyük harfle adlandırılır. Hemen bana sorduğu soruya cevap vereyim. Nokta büyük harfle adlandırılırken bu en büyük harfle yazmama gerek yok. Demek istediğim şey mesela
Buraya bir örnek yazalım. Bu nedir? T noktasıdır. Bakın buradaki T harfi büyük harfle yazılır. Bunu bu şekilde yazmayalım. Evet, örnek yazıyorum bunu zaten. Örneğin kısaltılmasıydı o. Yani T noktası nasıl yazılacak? T noktası. Efendim. Evet, her kareye bir harf yazarsanız, bir de ne yazarsanız, daha sonra çalışırsa daha rahat çalışırsınız. Mesela bu neymiş? P noktası. Evet, lütfen. Buraya kadar yazmanız için bekliyorum. Hayır, noktalara istediğiniz ismi verebilirsiniz. Yani mesela buraya bir nokta koydum, bunun adını A koydum. Noktalar harflerle adlandırılır. O yüzden A noktası, B noktası. Efendim? Yok, benim yazdığım gibi yazdım bugün. Kendiniz yapacağınızda evet yazabilirsiniz. Tamam. Bir şey fark etmez zaten. Mesela nasıl anlatayım size bunu? Mesela diyelim bir üçgen çizdik. Üçgende burası A noktası, burası B noktası, burası C noktasıdır. Ben dersem size A ve B arasındaki çizginin uzunluğunu ölçün. O zaman bakarsınız A ile B arasındaki çizgiye. Bu yüzden önemli bir noktaları. Peki size bir soru. Burayı yazmayın şimdi. Maviyle yazacağımı yazmayın. Evet. Böyle yazsana. Bir sürü kopadik yaptım. Bak böyle bir sürü kopadik yaptım. Ne oldu bu? Çizgi değil mi? Evet, şimdi o zaman yeni konumuz neymiş? Çizgi. Buraya kadar herkes yazdı mı? Evet. Silebilir miyim burayı? Evet. Tamam, yan tarafa geçiyorum o zaman. Evet. Şimdi yeni başlığımız çizgi. Kırmızı kalemle başlığımızı yazalım. Aynı sayfaya devam edin lütfen. Benim yeni sayfaya da çizim. Hayır, aynı sayfaya. Yeniniz kalmadıysa da bir yazık. Geldi. Evet. Ne dedik biraz önce? Bir sürü bir sürü nokta noktaya başlayan yan arkadaşlar birleştirirsek ne olur bu? Çizgi. O zaman bunu açıklamasına şimdi şöyle yazabilirim. Noktaları birleşmesiyle çizgi oluşur. Hemen bunun altına bir örnek yapalım. Bunlar birleşir. Olur. Dedik ki noktaların birleşmesiyle çizgi olur. Üç çeşit çizgi vardır çocuklar. Yazabilirsiniz evet. Üç çeşit çizgi vardır. Bunlardan biri, bakın buraya örnek yazalım. Düz çizgi, eğri çizgi, bu da bir eğri çizgi, bu da bir eğri çizgi. Bir de böyle zikzak gibi çizilen kırık çizgi. Peki kaç tane çizgi çeşidi varmış? Üç. Üç tane. Neymiş bunlar? Düz çizgi, eğri çizgi, kırık çizgi, kırık çizgi. Hemen bunları da yazalım. Efendim?
Benim için yazdım. Benim o tarafı değil. İşte. Annemler ona da örtmek verdim. Bunları yazıyorsunuz. Heh, karanlığa geldim. Karanlığa. Çok yeriniz varsa, defterin yarısından fazlası boşsa o sayfaya yazabilirsiniz ama böyle bu kadar bir yer kaldıysa yazmayın oraya. Yeni sayfaya geçin. Şimdi bu yeni başlık. Evet. Şimdi yeni başlığımızın adı doğru. Doğru. Bu defa doğru ama sizin mesela işlemi doğru yaptığınız değil. Bu bir çizgi çeşididir. Hemen yazalım ne olduğunu, ben konuşalım. O kırık çizgi çeşididir. Hemen yazalım doğrunun ne olduğunu. İki ucu sınırsız uzayan ve uçları o ile gösterilen evet miydi? Şekle bir derece efendim? Hayır. Doğru. Kaça kadar yazacağız? Bravo.
uçları ok ile gösterilen şekle doğru denir. Nasıldır doğru? Dümdüz bir çizgi çekiyoruz ve iki ucuna da ok koyuyoruz. Bu iki ok bize çizginin sonsuza kadar uzattığını gösterir. Yani onu ben sonsuza kadar uzatabilirim. Sayı doğrusu gibi, evet. Efendim? Sayı doğrusuydu. Bu bir doğrudu. Evet, yazabilirsiniz. Bu arada dedik ya biz biraz önce her noktaya bir isim verilir. Bununla böyle okların yanlarına iki tane nokta konur ve bu noktalara isimler verilir. Bu isimler verildiğinde bu doğrunun şekli, bu doğrunun bir adı olur artık. Ne olur bu doğru? Evet ama başına ve sonuna konur bu noktalar ve bu noktalar bizim doğrumuzun adını belirler. Bu doğru bizim A, B doğrudur. Hemen yazalım. Evet, ne yazdım ben? Bu doğrunun belli bir sınırı yoktur dedik. Bunlar sonsuza kadar gider, istediği kadar uzak gitmeli. Çünkü bu oklar bize sonsuza kadar gittiği gösterir. Efendim? Onu ne kadar yaparım? O, A, B, İ. Dört kare yeterlidir. Dört kare kadar çizim yeterli. Elinden dört kare yaparım. Kaç yaptın? Çok uzun yapmanıza gerek yok. Evet öyle. Hemen yalnız koyalım. Çok yapmanız İsmet. Gerek yok o kadar ha. Öğretmenim ben 5 tane. Nasıl? 1 tane var. Çünkü oklar oyunda 5 tane giriyor. Doğru mu? Belli bir uzunluğu yoktu dedi. Ben 2 tane. Yani doğrunun uzunluğu ölçülemez. Ben göreceğim şimdi. Bilmiyorum. Ve son olarak bir şey daha yazıyorum. Dedik zaten biraz önce yukarıda. Yine aynısını yazalım. Doğrunun iki ucu ok ile gösterilir. Oklar eklerken artar. Tamam. Evet. Ama biraz önce dediğim gibi doğrunun belli bir uzunluğu yoktur. O yüzden ne kadar uzun da çizseniz, kısa da çizseniz fark etmez. Evet. Şimdi size arkadaşlarla